ile dersimize devam edelim. İklim ve hava hareketleri. İklim lütfen şu kalbi dağıtmayalım atmayalım. Yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca bu yıl 30 35 yıllık bir Hava olaylarının ortalamasına iklim diyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenir. Kutup iklimi, Ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi. Türkiye üzerinde Akdeniz, Karadeniz, karasal iklim görülüyor. İklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji bu önemli sürekli karşımıza çıkıyor. İklimle uğraşan bilim dalı Klimatoloji iklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog denir. İklimle uğraşan bilim insanı klimatolog, bilim dalı klimatoloji. İklimi etkileyen faktörler. Ek, bir yerin ekvator olan uzaklığı, bitki örtüsü, yer şekilleri, denize uzaklığı ve denizden yüksekliği it, o, o bulunduğu bölgenin iklimini etkiler. Hava olayları. Dünya etrafını atmosfer, hava küre dediğimiz sarmıştır. Atmosferin %78 azot, %21'i oksijen, %1'i karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Havada meydana gelen sıcaklık farkından ve havadaki nem su buharından kaynaklanan olaylara hava olayları denir. Hava olayları ve hava olaylarının canlılara ve çevreye etkilerini inceleyen bilim dalına meteoroloji. Hava olayları uzmanına ise meteorolog denir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı neymiş? Meteoroloji. Hava olayları uzmanına ise ne denirmiş? Meteorolog denirmiş. Hava olaylarının ölçülmesinde kullanılan araçlar. Nem ölçer, barometre ve termometre dediğimiz araçlarla ölçülebilir. Hava olaylarının temel sebebi havadaki nem ve sıcaklık farkıdır. Havadaki nem yağışları Sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. Hava olaylarının temel sebebi neymiş? Havadaki nem ve sıcaklık farkı. Nem ve sıcaklık farkından dolayı hava olayları gerçekleşiyor. Havadaki nem yağışları oluşturuyor. Sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturuyor. Rüzgar dediğimiz şey neymiş? Bakalım. Yatay yönde meydana gelen Hava hareketine rüzgar denir. Sıcak hava bulunan alanda hava yoğunluğu azdır. Alçak basınç alanı meydana gelir. Neymiş rüzgar? Yatay yönde meydana gelen hava hareketine rüzgar denir. Sıcak hava bulunan alanda hava yoğunluğu az, alçak basınç alanı meydana gelir. Alçak basınç alanında yükseltici hava hareketi oluşur. Şekil üzerinde göstereceğim birazdan daha açıklayıcı olacak. Bu kavramları unutmayalım. Çok karıştırılıyor. Burası bir daha tekrar edelim. Sıcak havada bulunan alanda hava yoğunluğu az, alçak basınç alanı meydana gelir. Çünkü ısınan hava yükseliyor. Yükseldiği için burada basınç azalıyor. Alçak basınç alanında yükseltici hava hareketi olmuş oluyor. Soğuk havanın bulunduğu alan Hava yoğunluğu fazladır. Yüksek basınç alanı meydana gelir. Yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri oluşur. Bir daha tekrar ediyorum, buralar önemli rüzgar oluşumunda şekiller üzerinde veriliyor. Soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazla, yüksek basınç alanı meydana gelir. Yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri oluşur. Rüzgar dediğimizde yüksek basınç alanından Alçak basınç alanına doğru hareket eder, oluşur. Şeklimize bakalım. Şeklimizde ee, yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri vardı, hava yoğunluğu fazlaydı. Rüzgar da yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Yüksek ee, alçak basınç alanında da yükselici hava hareketleri var. Isınan hava yükseliyor, yukarıya çıkıyor. Burada hava yoğunluğu azalıyor. O zaman alçak basınç alanı sıcak, yüksek basınç alanı soğuk. Yani rüzgar soğuktan sıcağa doğru, yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden bir olaydır. Rüzgarın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru, soğuktan sıcağa doğru hareket eder. Notumuz var. Bulut ve yağış alçak basınç bölgesinde gerçekleşir. Şekil üzerinde de görüldüğü gibi alçak basınç alanında ne oluyor? Bulutlarımız, yağışımız meydana gelebiliyor. Sıcak hava ile soğuk havanın yere yakın bölgelerde yer değiştirmesi sonucu dönen rüzgarlar meydana gelir. Dönerek ilerleyen rüzgara hortum denir. Hortumun küçüğüne şeytan kulesi, büyüğüne ise kasırga denir. Hortumdan bahsettik. Küçüğüne şeytan kulesi, büyüğüne kasırga. Büyükten küçüğe sıralayacak olursak kasırga, hortum, şeytan kulesi. Yağış çeşitleri. Havadaki su buharına nem denir. Yağışın oluşmasında en büyük etken havadaki nemdir. Havadaki nemden dolayı yağışlarımız gerçekleşiyor. Havadaki su buharına da ne deniyormuş? Nem deniyormuş. Yağışlarımız yağmur, kar, dolu, çiğ, kırağı ve sistir. Yağmur, kar, dolu gökyüzünde oluşuyor. Çi, sis ve kırağı yeryüzüne yakın yerlerde. Yeryüzünde gerçekleşiyor. Yağmur, kar, dolu gökyüzünde Çi, sis ve kırağı yeryüzüne yakın yerlerde yeryüzünde meydana geliyor. Yağmura bakalım. Yağmur dediğimiz havadaki nem yoğuşarak su damlacıklarını oluşturur. Küçük su damlacıkları bulutu oluşturur. Bulutlarda bulunan su damlacıkları soğuk hava ile beraber birleşerek büyük su damlalarına dönüşür. Ağırlaşan su damlaları yağmur olarak yeryüzüne iner. Yağmur dediğimiz budur. Yani su buharının gökyüzüne çıkarak gökyüzüne yoğuşarak yeryüzüne tekrardan inmesi. Kar bulut içerisindeki su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle buz kristallerine dönüşerek kar meydana gelir. Buz kristalleri dediği zaman kar oluşuyor. Bulut içerisindeki su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle buz tanelerini, buz kristallerini dönüşüyorsa Kar meydana gelir. Diğer bir hava olayımız dolu. Yağış çeşidimiz. Yağmurla oluşan su damlaları fırtınanın etkisiyle beraber donar, buz kütlesine dönüşür. Ve dolu meydana gelir. Buz kristali dediği zaman kar, buz kütlesi dediği zaman dolu oluşuyor. Kırağı. Çok soğuk havalarda görülür. Havanın aniden soğumasıyla birlikte havadaki nem kıralaşarak gazdan katıya, direkt katıya dönüşerek kırağı meydana gelir. Çi, havanın soğuması ile birlikte havadaki nem yoğuşarak su damlacıklarını oluşturur. Buna çi denir. Yeryüzündeki yer oluşuyor. Sis yeryüzüne yakın yerde havadaki su buharının yoğuşarak küçük su damlacıkları oluşturmasıyla sis oluşur. Şimdi iklim ve hava olayları arasındaki farklara bakalım. Bu çok önemli. Hep karşımıza çıkıyor. Bize bunu soruyorlar. Testlerde karşımıza çıkıyor. Dikkatlice dinleyelim. İklim geniş bir bölgede, meydana gelirken hava olayları dar bir bölgede. İklim geniş, hava olayı dar bir alanda görülür. İklim geniş hava olayı dar bir alanda görülür. İklim uzun zamanda görülen hava olaylarının ortalaması iken hava olayları kısa zamanda görülür. İklim uzun zamanda hava olayı kısa zamanda. İklim kesin hava olayları tahminidir. İklim kesin hava olayları tahminidir. İklimde değişkenler azdır. Hava olaylarında fazladır. İklimde değişkenler az, hava olaylarında fazla. İklimi araştıran bilim dalı klimatoloji, hava olaylarını araştıran bilim dalı meteoroloji. İklimi araştıran bilim dalı klimatoloji, hava olaylarını araştıran bilim dalı meteoroloji. İklimle uğraşan uzman kişiye iklim bilimci yani klimatolog Hava olayları uzmanına meteorolog, iklimle uğraşan bilim insanı klimatolog, hava olaylarıyla uğraşan bilim insanı meteorologdur. İklim en az 30-35 yıllık hava durumunun verisiyle belirlenirken hava olayları günün belirli zamanlarında 7, 2, 9 gibi saatlerde yapılan gözlemlerle belirlenir. İklim en az 30-35 yıllık hava durumunun verisiyle belirlenirken hava olayları günün belirli zamanlarında oluşuyor. Saat 7'de atıyorum, saat 2'de, saat 9'da, saat 10'da gibi yapılan gözlemlerle belirlenir. Şimdi bir notumuz var. Bu notumuz önemli. Sorularda güneşli, rüzgarlı, karlı, bulutlu gibi anlık olayları belirten ifadeler hava olayları için kullanılır. Güneşli, rüzgarlı, karlı, bulutlu gibi anlık olayları belirten ifadeler hava olayları için kullanılır. Bugün öyle sonra e, güneş açtı gibi. Sıcak, soğuk, kurak, yağışlı, sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi ifadeler iklim için kullanılır. Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Mesela nedir? Akdeniz ikliminden bahsettik. Mersin bugün öğleden sonra güneşli hava olayından bahsettik. Bunlar karşımıza çıkıyor. Unutmayalım. İklim değişikliğine geldik. İklim değişikliği ne demek? Kalbe atmayalım lütfen. Sürekli uyarıyorum. Dünya üzerinde insanların faaliyeti sonucu iklimlerde değişmeler meydana gelmeye başlamıştır. Atmosfere salınan sere gazları, hava sıcaklığının artmasına bu da iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sere gazlarının salınımı sonucu küresel ısınma meydana gelir. Sere gazları dediğimiz fosil yakıtların yanması sonucu Açığa karbondioksit, azot dioksit, işte kükürt dioksit gibi gazlar çıkıyor. Asit yağmurlarında görmüştük. Bu gazlar e, atmosfer üzerinde küresel ısınmaya neden oluyor. Küresel ısınma da hava sıcaklığının artmasına, bu da iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sere gazlarının sallamı sonucu küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ile buzullar erimekte, deniz seviyesinde artış oluşmakta, mevsimsel değişiklikler ile beraber sel, kasırga gibi doğal afetler daha sık yaşanmaktadır. Fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz ne yapıyor? Karbondioksit açığa çıkartıyor. Karbondioksit sera etkisini oluşturuyor. Sera etkisi küresel ısınmayı, küresel ısınma da iklim değişikliği gibi doğal afetleri oluşturuyor. Şimdi devam ediyorum. İklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalıdır? Biz iklim değişikliğini önlemek için neler yapmalıyız? Yenilenemez enerji kaynakları, fosil yakıtlar, nükleer enerji yerine yenilenebilen enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Nelerdi bunlar? Rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi Enerji kaynaklarını kullanırsak e, iklim değişikliğinin önüne geçebiliriz. Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı elektrikli araçlar kullanılmalıdır. Binalara ısı yalıtımı yapılmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalıdır. Atıkların içerisinde geri dönüşümü mümkün olanlar, kağıt, metal, plastik gibi e, ürünleri geri dönüştürülerek doğal kaynakların kullanımı azaltılmalıdır. İnsanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirilmelidir. Konu anlatımımız bitti. Şimdi e, yorumları açacağım. Etkinliğimizde devam edeceğiz. Şimdi görünüyor mu? Var mı bir sıkıntı burada? İlk önce etkinlik yapacağız. Tamam iyi. Şimdi ilk önce bir Size de merhaba. Şuradan bir e, kısaca Tekrar yapacağız. Sonra etkinliğimize geçeceğiz. İklim hava olayları birbirinden farklı kavramlardır. Hava olayları günlük hava şartları iken iklim uzun süreli ortamlarda hava şartlarıdır. Hava durumu belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır. İklim ise geniş bölgede çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. İklim bir bölgenin hava olayları bakımından karakterini tayin eder. Ancak bu genel karakteri belirlerken önemli günlük hava tiplerini göz ardı etmemek gerekir. Örneğin Ankara'da bir yaz gününde sabah hava açık, sakin olduğu halde öğle saatlerinde sıkıcı bir sıcak ortalığı basar. Hava bulutlanır. Fakat bu hava tipi yaz boyunca hakim olan tip değildir. Yani hava olayından bahsetmiş. Şimdi sizden cevabı istiyorum. Aşağıdaki cümlelerin iklimle mi, hava olaylarıyla mı ilgili olduğunu, uygun sütünü işaretleyerek gösterin. Tamam, size de merhaba. Geçelim artık etkinliğimize. A1. Ah, Adana'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. İklim mi, hava olayı mı? Biraz büyütür müsünüz? Görünmüyor mu? Ben okuyorum. Adana'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bir cevap geldi. Bozkurt iklim, Hatice iklim, Nur iklim. Evet iklim. Rize'de fazla yağış alır. Rize fazla yağış alır. İkiye geçtik. Rize fazla yağış alır. 2 de iklim evet. 3'e bakalım. Spiker akşam saatlerinde kar yağışının başlayacağını söyledi. 3'e geçtik arkadaşlar. 2 de iklim evet. 3. Spiker akşam saatlerinde kar yağışının başlayacağını söyledi. 3'teyiz. 3 Üç geldi bir cevap. Halil Üskan'dan. Hava olayı dedi. 2 bitti. 3'e geçtik. 3 hava olayı cevaplar geliyor. Hatice hava olayı. Bozkurt hava olayı. Emirhan Polat hava durumu. Tezcan hava olayı. Hatun Akça hava olayı. Evet. Spiker akşam saatlerinde kar yağışını başlayacağını söyledi hava olayı. Dörde bakalım. Van kar yağışından dolayı yollar kapandı. Van'da kar yağışından dolayı yollar kapandı. Dört, dörtteyiz arkadaşlar. Dörde bakalım. Dört. Van kar yağışından dolayı yollar kapandı. Van'da kar yağmış. Yağıştan dolayı yollar kapanmış. 4. Hava olayı. Evet cevaplarımız geliyor. 5. Beş. 5'e geçtik. 4. Hava olayı. Evet. Bu bölgede yazlar yağışlı, kışlar ise soğuk geçer. Bu bölgede yaz, yazlar yağışlı, kışlar ise soğuk geçer. 5. Beşteyiz. Bir cevap geldi iklim. Beş iklim. Dört evet hava olayıydı. Beşe geçtik artık. Beş iklim. Cevaplarımız geliyor. Evet beş iklimdi. Evet süpersiniz siz. Şimdi boşluk doldurmamıza geçelim. Görünüyor mu? Var mı bir sıkıntı? Tamam. Şimdi boşluk doldurmada ilk boşluk. Okuyorum. Belirli bir yerde kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarına ne denir? Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarına. Belirli bir yerde kısa sürede etkin olan atmosfer koşullarına ne denir? Hava olayı. Hava durumu evet. Hava durumu diyelim. Hava olayı, hava olayı, hava olayı evet. B'ye geldik. Uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış gibi meteorolojik olayların ortalamasına ne denir? Uzun süre boyunca gözlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış gibi meteorolojik olayların ortalamasına da B iklim. Elif Naz, evet. Hatice, iklim, evet. Cevaplarımız geliyor. İklim. C'ye geldik. Ankara'da yazlar sıcak ve kurak geçer ifadesi neye örnektir? Ankara'da Yazlar sıcak ve kurak geçer ifadesi neye örnektir? Evet, iklime örnektir. Geldi cevaplarımız. D'ye geldik. Burayı takip edelim arkadaşlar. D, dörtteyiz, buradayız. Hava yarın yağmurlu olacak ifadesi neye örnektir? Hava yarın yağmurlu olacak. D'ye geldik. 4'e geldik. 4'teyiz. Hava yarın yağmurlu olacak ifadesi neye örnektir? Hava durumuna, hava olayına. Evet, olayı da diyebiliriz. Geldik diğer bilgimize. Meteorolog, klimatolog diye adlandırılan bilim insanları sırayla hava olayları ve iklimle ilgilenir. Hava olaylarının olumsuz etkilerine sakınmak için önlemler alabiliriz. Atmosferde biriken güneş ışığından tekrar uzaya yansımasını engelleyen artık gazlara sere gazı denir. Bu olay sere etkisi denir. Sere etkisi küresel ısınmaya neden olur dersimizde de bahsettik. Burada kısa bir hatırlatma yapıyorum. Bilim insanları tarafından tartışılan en önemli öngörülen arasında küresel iklim değişikliğinin nedeni olarak küresel ısınma gösterilebilir. Fosil yakıtlar kullanımının artması, Ormanlık alanların azalması, sanayi tesislerinin atmosfere saldığı sera gazları atmosferde var olan doğal sera etkisini kuvvetlendirmektedir. Bunun sonucunda dünyanın yüzey sıcaklığı artmakta, küresel ısınma gerçek, e, gerçekleşmektedir. Şimdi gelelim yedinci etkinliğimize. Hangisi iklim, hangisi hava olayı? Dar bölgede gerçekleşir. Dar bölgede gerçekleşir. Neydi bu? Hava olayı, değil mi? A hava olayı. B kesinlik bildirir. İklimdi değil mi? Dar olan hava olayı, kesin olan iklim. Geniş bölgede ge geçerlidir. Geniş bölgede geçerlidir. İklim. Değil mi? Geniş Kısa sürede oluşur hava olayı. Uzun sürede oluşur iklim. Bir daha yapalım. Dar olan hava, kesin olan iklim, geniş olan iklim, kısa süren hava olayı, uzun süren iklim. Evet, süpersiniz. Siz de cevap veriyorsunuz. Evet. Meteoroloji bilimi inceler. Meteoroloji bilimi inceler. Meteoroloji hava olayı, klimatoloji iklim. Meteorolog hava olayı, iklim bilimci iklim adı üzerinde tahminidir hava olayı. Biraz hızlı geçtik. Meteoroloji hava, klimatoloji iklim, meteorolog hava, iklim bilimci, iklim tahmini hava olayı. Evet, süper. Şimdi boşluk doldurmamız var. Bunu Tamam, cevaplarımız geldi zaten. Tamam, şimdi geçelim. 8'e geçelim arkadaşlar. 8'i beraber yapacağız. Orayı ben biraz hızlı çözdüm. Çok olduğu için. 8 İklimlerin yapısında meydana gelen küresel çaptaki değişimlere Cevabımız geldi. Evet, küresel iklim değişikliği. B'deki boşluğumuz Evet A'yı cevapladık. Cevabımız gelmişti zaten A'da. B'ye bakıyoruz. Atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla uzaya yansıması gereken ışınları engelleyen gazlara B. Evet, cevaplarımız gelmiş bile. Sera gazları. Sera gazları. Bilal, Ayşegül, Eren, Nur, Hilal. Evet, B. Sera gazları. Geliyor cevaplarımız. Evet, süpersiniz siz. C. Bakalım. Sera etkisinin artması ısınmaya neden olur diyor. Sere etkisinin artması nasıl ısınmaya neden olur? C'ye geldik. Sere etkisinin artması evet. Cennet kale küresel ısınma. Sıla tezcan küresel. Tezcan küresel. Zehra nur püskül küresel. Evet. Küresel mi? Küresel, evet. Küresel ısınmaya neden olur. Şimdi etkinliğimiz bitti. Soru çözümüyle devam edeceğim. Tamam, geçiyorum. Anla anlaşılmayan bir yer var mı? Sıkıntı var mı? Şimdi geçtim. Bakalım sorumuza. Görünüyor mu soru? Sorumuza bakalım. Okuyorum soruyu. Tamam, sıkıntı yok. Geçelim sorumuza. Yukarıdaki K şehrine ait yağış sıcaklığı grafiği verilmiş. K şehrine ait yağış sıcaklık grafiği verilmiş. Tamam. Bakalım sorumuza. Yağış pembe ile gösterilen. Şunlar yağış şu çizgiyle gösterilen de sıcaklık. K şehrine ait sıcaklık grafiği, yağış sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur. K şehri ile ilgili. K şehri yıl boyunca yağış alır. Doğru mu? K şehri yıl boyunca yağış alır. Bir doğru. Evet, geliyor cevaplarımız. Bir doğru. Kar şehrinde en fazla yağış mayıs ayında görülür. En fazla yağış mayıs ayında. Evet, cevabımız doğru. Hemen çözdünüz. Cevap Denizli. Nasıl Denizliymiş bakalım. Kar şehri yıl boyunca pembe çizgi var değil mi hepsinde? O yüzden yıl boyunca yağış alır. En fazla nerede yüksek? Mayıs'ta. Doğru. Kağıt şehrinde Temmuz ayı Eylül ayına göre daha sıcaktır. Temmuz'un sıcaklığı Temmuz ayı Eylül, Eylül ayına göre daha sıcaklık demiş. Temmuz'un sıcaklığı Eylül'e göre daha fazla. Evet bu da doğru. Cevap Denizli. Doğru cevapladınız. Evet, geçelim ikinci sorumuza. Şöyle bir sorumuz. 2'ye geçtik. Tamam, aferin size. Ahmet Güllü Denizli demiş. Bahçeci Yağmur Denizli, Acar, Ayşe Acarsla, Denizli. Tamam. Geçtik 2'ye. Rüzgar soru okuyayım ben. Rüzgar yüksek basınç basın alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eden hava olaylarına denir. Rüzgarın tanımını vermiş. Sonra yukarıda KL bölgelerinde gerçekleşen hava durumu gösterilmiş. Buna göredir hangisi doğru? L'den K'ye ismiş rüzgar. Hangileri doğrudur? Rüzgarın tanımını vermiş. Yukarıda hangileri doğrudur diyor. Bekliyorum cevabı. Hatice'den 1 ve 2. Eren Kua şıklar görünmüyor diyor. A yalnız 3. B 1 2. C 2 3. D 1 2 3. Şöyle göstereyim. A 3. B 1 2. C 2 3. D 1 2 3. Şeyde bu. Yargılarda bu. L bölgesi yüksek basınç alanıdır. K bölgesi alçak basınç alanıdır hava k bölgesinden l bölgesine hareket eder diyor. Cevaplarımız geliyor. Evet. Ece B demiş. Hilal Halil B demiş pardon. Gürsoy B demiş. Büşra B demiş. Evet, cevabımız Bursa. Nasıl Bursaymış bakalım. İlk önce rüzgarın yönünü vermiş. L'den K'yaymış. Neydi? L'den K'ya esiyorsa yüksek basınç soğuk alçak basınç sıcak buradan buraya bakalım. L bölgesi yüksek basınçtır. Evet L yüksek basınç doğru. Kalp atmayalım arkadaşlar. K bölgesi alçak basınçtır. Evet doğru. Hava K bölgesinden L bölgesine tam tersi. Hava L'den K'ya gider. O yüzden 3 yanlış. Cevabım 1 ve 2. Gelelim üçüncü sorumuza. Kalp atmayalım arkadaşlar. Sürekli uyarıyorum. Şöyle bir tablom var. Meteoroloji tarafından çeşitli araçlar ve aygıtlardan yararlanılarak yapılan incelemeler sonucunda dar bir alanda gün veya günlerdeki havanın nasıl olacağını belirlenir. Buna hava tahmini denir. Hava tahmininin tanımını yapmış. Sonra şöyle bir tablo vermiş. Pazartesi güneşliymiş. En düşük bir. en yüksek 15, nem 38, 82. Bu şekilde bir şey yapmış. Görünüyor herhalde. Buna göre diyor, yukarıda K şehrine ait 5 günlük hava tahmini raporu verilmiş. Hangisi yanlıştır? Bu tabloya göre, hava tahmini raporuna göre. Hangisi yanlıştır? K şehrinde 5 günde 4 farklı hava olayı yaşanmış. B havanın en sıcak olduğu gün Salı günü, C nem oranı en fazla olduğu gün yağmur yağmış, D çarşamba ve cuma günü aynı hava olayları yaşanmıştır. Alalım cevapları arkadaşlar. Geliyor cevaplarımız. B diyen var, D diyen var. D diyen var. 3 D diyen var. Evet, cevabımız nedir? Denizli. Nasıl Denizli? Bakalım. Şimdi K şehrinde 5 günde 4 farklı mevz, şey farklı hava olayı yaşanmış. Güneşli 1, yağmurlu 2, bulutlu 3, karlı 4. 4 tane. Şunu bir alıyor. 1, 2, 3, 4. Doğru. Havanın en sıcak olduğu gün salı günüdür. En sıcak olduğu gün 16 olan salı. Doğru. Nem oranın en fazla olduğu gün yağmur yağmıştır. Nem oranı en fazla nerede? 85'te. 85'in olduğu gün çarşamba yağışlı. Çarşamba ve cuma günü aynı hava olayı. Çarşamba yağmur, cuma kar yağmış. Karla yağmur aynı hava olayı değil. O yüzden cevabımız denizli. Süpersiniz siz. Dörde geldik. Bakalım dördüncü soruya. Görüntüde sıkıntı yok değil mi? Bir öğrenci aşağıdaki tabloda iklimle ilgili ifadelerin olduğu kutuları maviye, hava olaylarıyla ilgili olanı pembeye, iklimle olanı mavi, hava olaylarıyla ilgili olanı pembeye boyayacakmış. Buna göre hangi görüntü oluşur diyor? İklimle olanı mavi, hava olaylarıyla ilgili olanı pembe. Alalım cevapları. Cevap yok mu Gökçen? Bursa geliyor cevaplar. Şükran Bursa. Büşra Bursa. Emirhan Bursa demiş. Yavuz Gezer Bursa. Öngel Bursa. Melek Bursa demiş. Evet cevabımız Bursa. Bakalım nasıl Bursa. Bugün Ankara çok yağmurlu. Hava olayını pembeye alacaktık. Yağmurlu. Ankara yağmurluymuş. O zaman pembe. Gitti. Rize yıl boyunca yağmur yağar ve hava genellikle serindir. Yıl boyunca. Değil mi? O zaman iklimdir. Mavi. Burası mavi olacak. Antalya'da yazlar kurak ve sıcak. İklim değil mi? Hava olayı, iklim, iklim bu İstanbul'da görülen sel felaketlerindir. Birçok ev sular altında kaldı. İstanbul'da belirli bir yer. O yüzden bu da hava olayı. O zaman pembe pembe, pembe mavi mavi. Bursa oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim diğer testimize. İki sorumuz kaldı. Onu da çözelim. Dersimizi bitireceğim. Bakalım bu sorumuza. Bilgiyi yukarıdan okuyayım ben. Isınan hava yükselir. Bulunduğu yere daha az basınç uygular. Yükselen hava gökyüzünde soğur. Bir hava tabakasıyla karşılaşırsa yoğuşur. Yere yaklaşır ve yere daha fazla basınç uygular. Çevresine göre basıncın düşük olduğu anlara alçak basınç alanı. Çevresine göre basıncın yüksek olduğu anlara ise yüksek basınç alanı denir. Aşağıdaki şekillerde alçak ve yüksek basınç alanları gösterilmiştir. Tanım vermiş bize. Alçak basınç alanının, yüksek basınç alanının tanımını vermiş ve aşağıda alçak basınç ve yüksek basınç alanlarını göstermiş. Buna göre diyor. Hangilerine ulaşabiliriz diyor. Ne dediniz cevaba? Hepsi doğru diyen var. Denizli diyen var, Ceyhan diyen var. Cevaplar geliyor. Denizli diyenler bir daha baksın. Cevabımız Ceyhan. Bakalım. Ceyhan açıklayalım. Şimdi alçak basınç alanı sıcaktı değil mi? Konu anlatımımızda göstermiştik. Yüksek basınç alanı soğuktu. Yüksek basınç alanında hava sıcaklığı alçak basınçtan daha fazladır demiş. Tam tersi değil mi? Burası daha soğuk. Burası daha sıcak. O yüzden bir gitti. Alçak basınç alanında bulut so oluşurken, bak bulut oluşmuş, yağmur oluşmuş, nem oluşuyor. Yüksek basınç alanında oluşmaz demiş. Doğru. Alçak basınç alanında dikey yönlü yükseltici hava hareketi görülür. Evet, yukarıya doğru. O yüzden cevabımız 2 ve 3'tür. Son sorumuza da bakalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Hava sıcak, geçelim sorumuza arkadaşlar. Okuyorum soruyu. Hava sıcaklığı arttıkça havadaki moleküllerin hareketi de artar. Moleküller birbirinden uzaklaşarak birbirlerine yaptıkları etkiyi yani hava basıncını azaltır. Hava sıcaklığı azaldığında ise bu durumun tam tersi gerçekleşir. Bilgi vermiş yukarıda. Bir bölgede hava sıcaklığının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Hava sıcaklığı verilmiş. Buna göre hava basıncının zamana bağlı değişim grafiğini istiyor. Yüksek basınç soğuk, alçak basınç sıcaktı. Hava sıcaklığı düşmüşse basıncı yüksektir. Ona göre yapalım soruyu. C diyenler. Evet, hemen düzelttiniz. Evet. Cevabımız Bursa. Nasıl Bursa ne demiştik? Hava soğuksa yüksek basınç. Hava sıcaksa alçak basınç. E hava sıcaklığı düşmüşse soğuk mu? Soğuksa basınç fazla. Burada az, burada az, burada fazla buna göre. Evet. Ama sabit kalmaz değil mi? A azalıyor, artıyor. Burada artıyorsa hava sıcaklığı demek ki hava basıncı azalacak. Tersi olacak grafiği. Evet, o yüzden cevabımız Bursa. Anlamayan var mı? Var mı bir sıkıntı? Süpersiniz. Arkadaşlarım, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde haftaya pazartesi görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Evet. kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam. Rica ederim. Siz de sağ olun.